Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videoyu ben kardeşimle çekeceğim. Kendisi de şu anda evden çıkıyor. Yardımcı olacak bana. Gördüğünüz gibi arabamızı evin önüne çektik. Birazdan boşaltma işlemine geçeriz. Arabayı boşaltırız. Ondan sonra içini temizleyeceğiz bugün. Çünkü Paskalya bayramı olduğu için Almanya'da her yer tatil. Kapalı bugün çoğu yer. O yüzden dışını yarın yıkatacağım. Yarın arabamızı vereceğiz. Yeni arabamızı alacağız. Onu da ayrı bir video olarak çekeriz yeni arabamızı alırken falan. Bu şekilde. Şimdi yavaştan arabayı boşaltıp şöyle etrafından da göstereyim. İçi bayağı dağıldı, pislendi. Silip süpürüp yarın yıkatırız. Böylelikle de bir videoluk içerik çıkmış olur. Az önce de söylediğim gibi arabayı babamların evinin önüne çektim. Bagajı gördüğünüz gibi spor çantam. Ondan sonra Ceren'in bebek arabası falan var. Onları çıkaracağız. Burada Ceren'in yediği, içtiği şeylerin peçeteleri falan. Ondan sonra çocuk koltuğum ne deniyor herhalde? Onu çıkaracağız. Gördüğünüz gibi yerler bayağı pislendi. Halıları. Burada ceketler, Ceren'in gittiği oyun salonundan bayrak gibi bir şey. Sular falan. Dışı da bayağı battı. Bildiğiniz gibi Türkiye'ye de uğradı herhalde. Sahra kumu, çöl kumu. Yani arabalar bayağı batmış vaziyette. Jantlar falan da. Onları artık yarın temizleriz. Bugün sadece dediğim gibi arabayı içten silip süpürüp yarın teslim etmeye hazır hale getireceğiz. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dün o gün arabayı süpürdü. Ben de bugün içini temizleyeceğim, yani sileceğim. O gün çalıştığı için ben yapacağım. Ve saat 13.40'da arabamızı geri vereceğiz. 2'de de yeni arabamızı alacağız. Daha doğrusu o gün alacak. Onu da zaten bir dahaki vlogda görürsünüz. O zaman sonra arabayı temizlerken görüşürüz. Şimdi ben Ceren'le birlikte arabayı temizleyeceğim. Az önce de marketteydik. O da arkada oturuyor. Şöyle Zonax'la temizleyeceğim. Bunu bir kere daha göstermiştim hatta. O gün de bana peçete mendil vermiş. İnşallah bununla olur. Çünkü camdan hemen verdiydi. Deneyeyim bakayım. Buradan böyle başlayacağım. Bana yardım etti. Şöyle size hemen son halini göstereyim. Sırf dışını yıkatacak o gün. Geri kalan her şey tertemiz. Bakın mis gibi oldu, yepyeni. Arka tarafta şu şekil gözüküyor. Şöyle. Bir de size bagajı göstereyim. Dediğim gibi sadece dışı yıkanacak. Şöyle tertemiz oldu. Bu taraftan da gidelim. Ve buradan Cerencik de burada. Şu yan taraflarını falan da hep sildim. Camları içten sildim. Bayağı güzel oldu yani. Şöyle belki merak edersiniz. Oraya mı oturmak istiyorsun? Tamam. Ceren ön tarafa oturmak istedi. Bakın babasının da gözlüğünü taktı. Şöyle iç tarafını da göstereyim. Belki merak edersiniz içi nasıl diye. A1'in. Şimdi arabayı park ederim. Park yerimizi. Ondan sonra evimize gideriz. Bay bay de annem. Bay bay. Bay bay.
arabamızı Ceren'le ben de almaya gidiyoruz. O gün dedi siz de birlikte gelin. Ve arabamız hakkında size birkaç bilgi vermek istiyoruz. O gün sizin için konuşacak. Saat şu anda 13. 13.40'da biliyorsunuz terminimiz. Daha önce de belirtmiştik. Bunu vereceğiz. Saat 14'te de diğer aracımızı alacağız. Ama onun hakkındaki bilgileri bir sonraki videoda göreceğiz. İki video halinde ayıracağız. Bu aracı yani A1'i 6 ay boyunca kullandık. Normalde 8000 kilometre yapma hakkımız vardı. Bizde şu anda 9730 kilometre olmuş. Yani kilometresini aşmışız. O yüzden ayrıyetten ödeme yapmamız gerekecek. Yani 150-200 euro civarında falan. Kilometre sınırını geçtiğimiz için aylığı bunun yani 6 ay boyunca her ay 340 euro ödedik. Aylığı 340 euroydu. Birazdan gideceğimiz yerde arabamızı teslim edeceğiz. Orada TÜV var. Yani Türkiye'de de var. TÜV Türkiye diye veya TÜV Türk diye. Burada da onlar aracı alıp hasar var mı? İç dış kontrol ediyorlar. Hasar varsa veya yoksa da bir form halinde mail olarak e-postanıza gönderiyorlar, yolluyorlar. Ona da hasar yoksa bir şey ödemeniz gerekmiyor tabii ki. Bizim de bu araçta şu anda bizim bilgimiz dahilinde bir hasar yok. Çok şükür. Sadece o açtığımız kilometrenin bedeli neyse onu ödememiz gerekecek. Ve 200 euroya kadar onlar karşılıyor. Evet. Değil mi? Ufak tefek hasarlarda 200 euroya kadar Audi kendisi karşılıyor. O bilgiyi de vermiş olalım. Dediğimiz gibi arabamızı şu an dıştan temizlettik. Biliyorsunuz dün her yer kapalı olduğu için. Evet, Paskalya bayramından dolayı. Evet, Paskalya bayramından dolayı yıkatamadık. Oraya vardığımızda tekrardan çekim yaparız. Kısa bir çekeriz. Ondan sonra videoyu bitirir. Yeni videoya başlarız yeni zaten direkt. Yeni videoya başlarız. Evet.